Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Mümin kardeşimizde bulunan hataları nasıl söylemeliyiz? Bir defa Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı güzel antika eserlerde görülen özellikleri insanlarda da olduğunu unutmamalıyız. Nasıl ki yanan bir ateşe ateşle gidilmez. Ateşle giderseniz ateş artar. Bir karanlığa karanlıkla gidilmez. Ateşe su ile gidilir, karanlığa ışık ile gidilir, nur ile gidilir. Başka bir şey söylemenize gerek yok. Suyu dökmeniz yetiyor ve ışığı yakmanız kafi geliyor. O halde mümin kardeşlerimizden gelen kötülükleri biz nasıl karşılayacağız? Ve onların bu hatalarına biz nasıl, hangi ifadeleri kullanacağız? Bakın cevap kendiliğinden çıktı. O kardeşimizin yaptığı hata ile ona gitmeyeceğiz. Bir defa onun hatasıyla gidersek hata artacak, düşmanlık çoğalacak, kin ve nefret ziyadeleşecek. O zaman o neyle geliyorsa onun zıttıyla, düşmanlıkla geliyorsa muhabbetle, öfkeyle geliyorsa sevgiyle yaklaşacağız. Hata ile geliyorsa doğrulukla ve güzellikle ona yaklaşacağız. Yani ışık gibi, nur gibi ve su gibi. Burada iç dünyamızdan başlayan dört türlü bir metodun uygulanacağını söylemek inşallah konunun açıklaması açısından faydalı olacaktır. Bir defa biz iç dünyamızdan bütün müminleri sevmeliyiz. Çünkü mümin mümini sever ve sevmeli. Kalbimizden, iç dünyamızdan bütün müminlere karşı sevgi barındırmalıyız. Peki, bu nereden başlayacak? Kalp dünyamızdan. Onun için en büyük cihat nefis de cihattır. Herkes kendi nefsiyle cihad edecek ve inşallah o nefsini ıslah edecek. Birinci yol bu. Çünkü kendisi yanmayan başka bir yere ışık veremez. Dökme su ile Değirmen döndürülmez hesabı. Dolayısıyla insan kendi iç dünyasında önce kendi nefsini ıslah etmeli. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Kendi şahsını yapılan bütün kötülükleri Peygamberimiz affetmiş. Şahsıyla ilgili hiçbir zaman asla bir karşılık verme durumuna girmemiş. Peygamberimizin ahlakını kendi bünyemizde, ruhumuzda, ahlakımızda canlı olarak göstereceğiz. Üçüncüsü bütün müminlere karşı bir muhabbet duygusunu hem kalbimizden hem dışımızdan göstereceğiz. Sonra bakın soru neydi? Onun hatasını nasıl söyleyeceğiz? Şimdi geldi işte. Eğer benim yapacağım nasihat, tavsiye, telkin, terapi, ifade tarz, tavır ne derseniz. Kardeşimize faydalı olacaksa yapmak ama zarar verecekse yapmamak. Dikkat edin. Nefsiyle cihad edip nefsini ıslah eden. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını hayatında canlı olarak gösteren. Başka insanlara kalbinde muhabbetten başka bir şey barındırmayan bir insanın zaten bir güneş gibi verdiği ışıklar yeterli gelecektir. Ama bu arada dilimizle de söyleyeceğimiz bir nasihat, hal göstereceğimiz bir hal, bir tavır ya da bir durum faydalı olacaksa onu yapacağız. Eğer bu durum o kardeşimize zarar verecekse sessiz kalacağız, susmaya, susacağız ve iç dünyamızdan sadece dua edeceğiz. Ne zaman müsait bir ortam oldu, ne zaman güzel bir hava oluştu o ifadeyi söylemeye ya da hatasının farkına varmasını sağlayacak bir güzel ortam oluştu. O zaman söyleyeceğiz. Yoksa dua edeceğiz. Cenab-ı Hak ıslah etsin diye yalvaracağız Rabbimize.